taklacı kuş dediğin 3 takladan yukarı 5, 6, 8, 10 taklaya kadar taklacı kuşun taklası olur. Bundan fazlası gider, bozar. Ben çok uçurdum, çok uçurdum. 40 takla, 50 taklalı kuş uçurdum ben burada ya. Vallahi billahi yemin ediyorum ya. 150 metre giden kuş da uçurdum ben burada. Ama hani, nerede? Yok. Bir bakıyorsun şu binalarda, bir bakıyorsun kavak ağaçlarında. İnmiyor. Niye? 150 metre gidiyor kuş buraya. Nasıl insin? Nasıl? Nereden inecek? İnemiyor, oralara iniyor. Ama bizim dediğimiz kiremitçi kuş, 2 saatte 1,5 saat uçar. 15 sefer sana buraya gelirsin, çayını yaparsın, kuşu uçurursun, adam gibi oynar, zevkini de yaparsın, yerine değinir, seni muhatap etmez. Biz böyle kuşlar arıyoruz. Ben uzun giden kuşu zaten sevmiyorum. Yani minnet, bir uzun gidiyor her yerde, şimdi duyuyorum, bakıyorum internetlerde görüyorum. Adam sadece seferini atmış, ne iniş var, ne kalkış var, ne kümesinin önü açık, ne bir şeyi açık. Adam kuş uçuruyor. Evet, saygı duyuyorum, uçursun. Zevk yapıyor. Herkes ille bizim gibi olacak diye bir kural yok. Zevk yapacak. Ama bu işi daha güzel yapsınlar diye, daha güzel uğraşsınlar diye biz de sizin sayenizde böyle geldiniz. Allah razı olsun. Belki konuşmalarımızdan daha güzel arkadaşlarımız fikir çıkartabilir. Yani bütün kuşçu arkadaşlara saygı duyuyorum ben. Bak hepsine. Yani kuşçuların hepsine. Ama iyisi bakılsın istiyorum. İyisi bakılsın. Iskarta kuşlarla uğraşmayalım. Çünkü yarın öbür gün birine kuş verdiğimiz zaman yani demesin ki adam ya bak şimdi şundan aldık da falan filan. Ben mesela buraya gelsin adam kuş satmam. Benim kuşumu seyredecek adam. Öyle benden kuş alacak. Öyle seyretmeden vermem. Seyretmeden kuş vermiyorum. Ha kendi çok istemiş abi şu demiş veririm. Bak önce ben hediye ederim. Satmam. Sana bir tane yavru hediye ederim. Senin nasıl bir uçurucu olduğunu görürüm. Kuşa değer veriyor mu? Vermiyor mu? Önce ona bakarım ben. Şimdi adama bir de hediye ediyorsun. Evet. Al diyorum bunu. Ona para vermedi ya. Kaldır at. Olmaz. Ben değer vermişim bu yavruyu bu saate kadar büyütmüşüm. Sen buna değer vermiyorsun. Olmaz. Değer verirsen ben seni bakarım. Ha, adam gibi kuş uçuruyor bu çocuk. İşi biliyor. Kuşa değer veriyor. Ben sana ondan sonra yine kuş veririm. Çok verdim. Yani hala vermedim değil. Tabii ki verdim. Vermem mi? Benim çok kişilere kuş verdim. Yani kendi kuşuyla benim kuşumu kırdı. Kupa aldı. Bir kuş mesafeli uçması gerekiyor. Evinin etrafında dönen kuş benim başımı döndürdüğü zaman ben ona hemen veririm. Benim başım dönmeyecek kuşta. Ben kuşta bir mesafe arayacağım. Bir mesafeye çıkacak. Yani gezecek. Buradan kalktığında kuş, önce bir kuş yerden kaldırdığın zaman kendi ekseninde burada bir tura çıkabilir, iki tura çıkabilir, üç tura çıkabilir, dört tura çıkabilir. Yani 5-6 dakika kendini kızdırana kadar. Ama buraya düştü, oyun başı tazeledi kuş, bir oyun yaptı da eğer aynı şekilde burada dolanıyorsa ben o kuşu sevmem. Benim kuşum oyununu yaptığı zaman ya buradan bu tarafa gidecek gördüğün yere doğru gezecek. Şu mesafelerde gidecek. Kaybolacak icabında. Ben onu arayacağım yani bir 10 dakika 15 dakika. Neredesin kızım bir bakacaksın havadan buluttan buraya var ya öyle bir gelme geliyor ki. Sana nasıl anlatayım bak Arap karanfiller çek o isti çiftepe dediğim kuşun kardeşi. Eğer suratla geldiği zaman ben onda öğrendim bu kol dediklerimizi işte. Çeke çeke. Kuş bir kapatıyordu sanki kurşun atmışım böyle. İnan ses yapıyordu kuş bak. Böyle kuşlar da böyle ürküyordular. Böyleydi yani kuşum. Ama heyecan veriyordu. Kuş heyecan verecek kuş sahibine. Kuş heyecan nedir la kuş geliyor. Böyle değil abi. Kuş kendini göstere 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 gidecek.